Efendim, son dönemde maalesef Türkiye doğal afetler nedeniyle zor günlerden geçiyor. Devletin yardımları ve kampanyaları devam ederken sosyal medyada da tartışmalar söz konusu, biliyorsunuz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Arkadaşlar, tabii Türkiye'nin birçok farklı yerlerinde farklı felaketlerle karşı karşıyayız bir süredir. Doğal afetlerle karşı karşıyayız. Son olarak aşırı yağış ve sel sebebiyle Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük'te ciddi hasarlar meydana geldi. Can kayıpları var Sinop, Ayancık'ta, özellikle Kastamonu, Bozkurt'ta var. Öncelikle ben bölgedeki bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Onlara Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de başsağlığı diliyorum. Daha önce de orman yangınlarıyla ilgili çok büyük bir hasar meydana gelmişti. Tabii Türkiye ölçeğinin dışına çıkarak, ölçeği daha büyüterek baktığımızda dünyanın birçok yerinde, bilhassa Akdeniz Havzası'nda devam eden başta orman yangınları olmak üzere aşırı yağışlar, dengesiz aşırı yağışlar ve seller dolayısıyla da işte dün Rusya'da da vardı, başka ülkelerde de var. Bu tablo bize doğa, tabiattaki olağan dışı gelişmeleri gösteriyor. Hani insanların özellikle yaklaşımları, tabiata yaklaşımları ile ilgili, devletlerin yaklaşımları ile ilgili yanlışlar uzun zamandır, yüzyıldan fazla bir zamandır devam ediyor. Tabiat, doğa da onun karşılığı olarak bize bu şekilde olumsuzluklarla dönüyor. Öncelikle bir kere bu ilişkiyi düzeltmemiz lazım bütün dünya olarak. Bu iklim değişiklikleriyle ilgili mevsim, hatta değişikliklerine doğru da gidiyoruz. Bununla ilgili olarak bütün dünyanın bir araya gelerek insanlığın geleceğini düşünerek kararlar, adımlar atması lazım. Türkiye ölçeğinde de bizim bilhassa bu seller dolayısıyla yapılaşmayla ilgili olarak oturup yeniden düşünmemiz, hem vatandaşlar olarak hem yöneticiler olarak, yerel yöneticiler başta olmak üzere düşünmemiz lazım. Bozkurt'ta yaşanan şeyi görüyoruz. Hep bir Ezine çayının etrafındaki alanlar hasar gördü. Vefatlar falan orada görülüyor, anlaşılıyor. Oradaki yapılaşmaya izin verilmemeliydi veya insanlar da orada yapılaşmayı düşünmemeliydi. Şimdi tabii bir günlük, iki günlük perspektiflerle, bir yıllık, iki yıllık perspektiflerle bakarsak olmuyor, ama yüzyıllık bir perspektife bakarsak bir dere yatağının belki yıllarca, on yıllarca bir sorun teşkil etmez, ama işte yüzyılda bir kere oluyor ve bu şekilde vahim bir tabloyla karşılaşıyoruz. Onun için çok daha bilinçli olarak tabiata, doğaya uyum içerisinde onu anlayarak ve dediğim gibi büyük perspektifler içerisinde yüzyıllık, 200 yıllık geçmişi ve geleceği düşünerek planlamalar yapmamız lazım. Bunu acı bir şekilde gördük, görüyoruz. Ama inşallah bunlardan ders çıkararak yolumuza devam ederiz. Ben tekrar büyük geçmiş olsun diyorum bütün vatandaşlarımıza. Vefat edenlere de rahmet diliyorum Cenab-ı Hak'tan. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Sağ olun.